yeniden merhaba. Ben Elif Akkayakuter. Kahve molasıyla karşınızdayız. Ekonomideki ve piyasalardaki gelişmeleri aktaracağız. Merkez Bankası bankalarda gerçek kişiler için dövizden TL'ye dönüşüm yükümlülüğünü arttırdı. TL'ye dönüş yükümlülüğü %5'ten %10'a çıktı. Düzenlemeyle daha çok döviz mevduatın TL'ye geçmesi hedefleniyor. Resmi gazetede yayımlanan tebliğe göre Merkez Bankası kararıyla gerçek kişi hesaplarında %10 dönüşümünü sağlayan bankalar 26 Mayıs-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında eksik kalan kısım için 6 ay süreyle menkul kıymet tesis edecek. 28 Temmuz sonrası için dövizden TL'ye ek dönüşüm oranı eşiği %30'a yükseltilecek. Oranı tutturamayan banka bu tarihten sonra hedef tutana kadar ek %10 menkul kıymet blokesi yapacak. Yeni düzenlemede sadece gerçek kişiler için hedefler güncellendi. Tüzeller içinse eski oranlar yürürlükte kalmaya devam edecek. Önemli bir veriyle devam edeceğiz. İşsizlik yılın ilk çeyreğinde tek haneye geriledi. Geçen yılın aynı dönemine göre 1,2 puanlık düşüşle %9,9 seviyesine gerçekleşti. İstihdam oranı %48,4 olurken Türkiye İstatistik Kurumu deprem etkilerinin verilere yansıtılmadığını da duyurdu. İş gücü istatistiklerinde ilk çeyrek karnesi belli oldu. İşsizlik yeniden tek haneye geriledi. Geçen yılın aynı dönemine göre 1,2 puanlık düşüşle %9,9 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı incelendiğinde ilk çeyrekte 195 bin kişilik artışla 31 milyon 558 bin olduğu görüldü. İstihdam oranı da %48,4 olarak kayıtlara geçti. Genç nüfusta işsizlik oranı ise 0,9 puanlık artışla %19,9'a yükseldi. Bu dönemde iş gücüne katılma oranı da %53,7 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre erkeklerde işsizlik oranı %8,2 olurken kadınlarda ise bu oran %13,4 olarak tahmin edildi. Saatlerimiz 12.37'yi gösteriyor. Gün ortasında piyasalarda son durum ne? Hemen piyasalara bakacağız hızlıca. Dün yükseliş eğiliminde hareket etmişti Borsa İstanbul. %1,97 değer kazanarak 4.589 puandan kapatmıştı günü. Yeni güne ise %0,35 artıda 4.605 puandan başladığını görüyoruz. Ve şu saat itibariyle de alıcılı seyrini sürdürüyor. %1,5 artıda 4.658 puandan işlem görüyor Borsa İstanbul. Borsa İstanbul 30 endeksinde de 5.152 puanı görüyoruz. Yine orada da %1,24 artı da. Kur tarafına bakalım. Kur tarafı yatay seyrini sürdürüyor. Dolar 19.76, Euro da 21.45 seviyesinde. Altına bakalım. Altın tarafında analistler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki borç limiti krizine yönelik belirsizliklerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya sürdürdüğünü ifade etti. Ons da 2000 doların altını görüyoruz. Uluslararası piyasalarda altının onsu 1985 dolar. Geriledi. İçeride gram altın 1260, çeyrek altında 2061 lira seviyesinde. Petrol tarafındaysa kaybın ardından sakin bir seyir söz konusu. Brent tam petrol 74,91 dolardan işlem görüyor. Son olarak faiz tarafına bakalım. Tahvil faizi 7,92, repo faizi de 11,61. Evet, piyasalardaki son durumu aktardık. Şimdi konuğumuzla değerlendireceğiz. Info Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü İsmail Güner bizimle beraber. Merhaba İsmail Bey. Merhabalar Elif Hanım. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, borsada seçim sonrası satıcılı bir seyir söz konusuydu. Dünden bugüne toparlanma var. Seçim fiyatlaması bitti diyebilir miyiz? Evet, aslında şu anda son birkaç gündür seçim fiyatlanması bitti şeklinde yorumlamamız kısa vade için doğru olabilir. Özellikle geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul tarafında aşırı derecede bir oynaklık vardı. Fiyatlamalar çok hem tavan fiyatlara hem de tavan fiyatları gördüğümüz günler oldu geçtiğimiz hafta. Bu da yatırımcı üzerinde biraz kafa karışıklığı yarattı. Haftanın ilk gününde özellikle Borsa İstanbul tarafında biraz daha böyle panik havası olsa da devamında dün itibariyle kritik destek seviyelerinin de test edilmesiyle birlikte
iki gündür yukarı yönlü yükselişimizi sürdürüyoruz. Burada daha çok düşüşün bankacılık sektörü hisselerinden olduğunu gördük. Son iki gündür de Borsa İstanbul tarafında sanayi sektörü hisseleri endeksi biraz daha yukarı yönlü taşıyan sektör oldu diyebiliriz. O kritik seviyeleri tekrar hatırlatabilir miyiz İsmail Bey? Tabii ki. Geçtiğimiz haftadan itibaren değerlendirirsek daha iyi olur. Borsa İstanbul tarafında daha önce biz 200 günlük ortalamayı takip ediyorduk. Orta ve daha çok uzun vadeli bir destek seviyesidir burası. 200 günlük ortalama son birkaç haftadır defalarca, 3-4 defa test edildi. Bu seviye 4400 seviyesi. Yani küsuratı var ama tam akılda kalması açısından 4400 seviyesi dersek daha doğru olur. Dün mesela bu seviye sabahtan test edildi ve ondan sonra piyasada tekrar alımlar geldi. Yukarı yönde ise şöyle bir durum var. Endekste 60 günlük ortalama bizim için trendin tekrar yukarıya doğru dönmesi açısından en önemli direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu da rakamsal olarak 4850 seviyesine denk geliyor. 60 günlük ortalama. Tabii buraların test edilmeden önce ilk aşamada 4700 seviyesinin aşılması gerekiyor. Buranın önemini de ben söyleyeyim. Borsa İstanbul tarafında hatırlarsak Ocak ayından beri aşağı yönlü düşük açıyla aşağı yönlü bir trend var. Devam ediyor o düşüş trendi. Fakat bu düşüş trendi içerisinde 4700 seviyesi hem Ocak hem Şubat, Mart ayında, yani neredeyse bütün her ay bu seviye sürekli test edildi ve oradan tepkiler gelmişti. En son bu Nisan ayında gelen satışlarla birlikte burada ciddi bir satış dalgası geldi ve 4700 seviyesi artık kırılmaya doğru başladı ve 4700 seviyesinin kırılmasından sonra Borsa İstanbul tarafında biz 200 günlük ortalamayı 4400 seviyesini izlemeye başladık. O yüzden 4700 seviyesi yılbaşından beri bizim için önemli bir destekti. Şimdi direnç haline geldi. Bu seviyenin kırılması, hatta üzerinde kapanışların yapılması piyasaları daha da güvenli bir ortama doğru geçtiği yönünde bize çok önemli bir fikir verecek. Bu seviyeyi bu hafta yaklaşık kırıp kırmayacağımızı takip edeceğiz. Şu anda çok böyle o seviyeye yaklaşmış durumdayız. Evet. Altın tarafına da bakalım. Altının onsu uzun zamandır 2000 doların üzerinde tutunuyordu. 2000 doların altına geriledi. Alım için bu seviyeler fırsat diyebilir miyiz? Aslında ons altın tarafında biraz daha orası makro bakmak lazım. Orada Amerika'daki yaşanan gelişmeler, Amerika'daki ekonomideki gelişmeler bizim için çok daha önemli. Burada en son hatırlarsak 2060 dolar seviyesini görmüştük önceki haftalarda. Burada biraz daha para yön arıyordu. Böyle riskli varlıklardan biraz daha risksiz varlıklara doğru, güvenli limana doğru bir geçiş eğilimi olmuştu. Bununla birlikte ons altın tarafında 2060 dolarlar görüldükten sonra Fed'in özellikle de bu en son toplantısında 25 bas puan faiz arttırması ve ondan sonra faiz arttırımları konusunda daha yapmama olasılığının artması, burada ons altın tarafında bir baskı oluşturdu ve bununla birlikte ons altın şu anki bulunduğu 2000 doların altına kadar şu anda sarkmış durumda, gerilemiş durumda. Tabii burada gram altına da bu fiyatlamayı uyarladığımızda orada da şu anda yaklaşık olarak 1300 seviyeleri, 1290 fiyat seviyeleri zirveyi gördükten sonra şu anda ons altındaki gerilemeye bağlı olarak ve
burada kritik destek seviyesi olan 1240 TL seviyesine doğru şimdilik geri çekilmesini sürdürüyor. Çok teşekkür ediyoruz Info Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü İsmail Güner, aktardıklarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. Haber turuyla devam ediyoruz. Yüksek faiz artışları, duran yatırımlar ve Amerika'da patlak veren bankacılık krizi nedeniyle küresel ekonomiye yönelik endişeler artıyor. Birleşmiş Milletler bu yıl için küresel ekonomik büyüme tahminini 0,4 puan arttırdı. Ancak küresel ekonomide uzun süreli düşük büyüme riski öngördüğünü duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin borç limiti krizine yönelik endişeler de artıyor. Hazine Bakanı Yellen, ABD'nin temerrüde düşmesinin neden olacağı gelir şokuna işaret etti. Söz konusu tablonun resesyona neden olabileceği uyarısında bulundu. Ekonomik krizin federal hükümetin operasyonlarındaki olası aksamalarla daha da kötüleşebileceğine dikkat çekti. Resesyon endişelerinin arttığı Almanya'da yatırımcı güveni Mayıs ayında da geriledi. Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre endeks bu dönemde 14,8 puanlık düşüşle -10,7 puan olarak ölçüldü. Ülkede mevcut durum endeksi ise Mayıs'ta önceki aya kıyasla 2,3 puan azalarak -34,8 puana geriledi. Uluslararası Enerji Ajansı aylık petrol piyasası raporunu yayımladı. Rapora göre küresel petrol talebinin bu yıl 2022'ye kıyasla günlük bazda 2 milyon 200 bin varil artışla 102 milyon varile ulaşması bekleniyor. Söz konusu tahminlerin gerekçesi ise Çin ekonomisinin beklenenden daha hızlı toparlanmasıyla talepte gerçekleşmesi beklenen iyileşme. Yine bugün açıklanan önemli bir veri daha var. Turizmde hedef yükselten Türkiye 2022 yılında dünyanın en çok turist ağırlayan 4. ülkesi oldu. Türkiye kişi başı turist geliri ortalamasındaysa 7. sırada yer aldı. İşte Dünya Turizm Örgütü'nün yayımladığı son raporun detayları. Turizmde 60 milyon turist, 56 milyar dolar gelir hedefine adım adım yaklaşan Türkiye, dünyanın en çok turist ağırlayan 4. ülkesi oldu. Dünya Turizm Örgütü'nün 2022 yılı verilerine göre geçen sene 963 milyon turist seyahat etti. Böylece dünya genelinde turizm hareketliliği geçen senede pandemi öncesinin gerisinde kaldı. Turistlerin %67'sinin tercihi Avrupa ülkeleri oldu. Ülkelere göre sıralamada Fransa 80 milyon ziyaretçiyle birinci olurken İspanya 71,6 milyonla ikinci, Amerika ise 50,8 milyon ziyaretçiyle üçüncü sırada yer aldı. Bu dönemde Türkiye'de Amerika'nın ardından 50,4 milyon turistle dördüncü oldu. Raporda 2022'de turizm gelirleri toplam 1,1 trilyon dolar olarak açıklanırken kişi başı turist geliri ortalaması 1051 dolar olarak kayıtlara geçti. Geçen sene ülkelere göre turizm gelirleri sıralamasındaysa Amerika lider oldu. Ülkenin kişi başı turizm geliri 2658 bin dolar olarak ölçüldü. İngiltere 2232 dolar, Almanya 1108 dolar, İspanya 1017 dolar, İtalya ise 890 dolarlık gelirle Amerika'yı takip etti. Türkiye kişi başı turist geliri ortalamasında 7. sırada yer alırken, rakam 2018'deki 567 dolarlık ortalamaya göre %44'lük artış gösterdi. Raporda dünyanın en çok turist gönderen yani seyahate çıkan ülke vatandaşları da yer aldı. Çok seyahat edenler sıralamasında 114 milyon 900 bin kişiyle Amerika birinci, 114 milyon 800 bin kişiyle Çin ise ikinci oldu. Bu haberle kahve molasını noktalıyoruz. Hoşçakalın.